Biz hassas bir coğrafyadayız. İdlib operasyonu başladı. Bu İdlib operasyonunda bizi bekleyen tuzaklar var. Şahsen onlarla ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi İdlib bölgesindeki çatışmazlık anlaşmasında geçen maddelere baktığınız zaman işin biraz daha ciddiyetle ele alınması lazım. Nedir? Bir, gözlem. Gözlem yapacak Türkiye askeri. İki, kontrol edecek. Üç, ayıklama yapacak. Yani silahlı unsurları ılımlı terör örgütü olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında terör örgütü olarak sayılmamış olan silahlı unsurları terör örgütü olarak sayılan El-Nusra, El-Kaide ve IŞİD bağlantılı kişi, kuruluş ve gruplardan ayıracak. Burası 2.5 milyon nüfuslu bir yer. Ve sınırımızın hemen dibi Nusracıların kontrolü altında ve Türk askeri oradan geçip İdlib'in merkezine gidecek. Şimdi şunları söylemek istiyorum. Amerika ile Avrupa ile ve başka ülkelerle çatıştığınız bir ortamda böyle bir hassas coğrafyada çok kolay provokasyona uğrar, hedef alınırsınız. Türk askerinin selameti her şeyin üstündedir. Biz oraya ana kuzularını gönderiyoruz. Evet, orası önemlidir. Orada olmak önemli. Biz o nedenle zaten bu tezkereye onay verdik. Ama bir, sizi El-Nusra'yla çatıştırırlar. İki, El-Nusra sizi Esad'la, İran'la ve Rusya'yla çatıştırabilir. Sihirli formül yok. Ama bilelim ki hiçbir çatışmazlık bölgesi bu kadar mayınlı değil. Bu kadar kaypak değil. Ve bu kadar ölçüsüzce terör örgütlerinin eline geçmiş değil. Her taraf istihbaratçı ve ajan kaynıyor. Biz bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve arınmasını istiyoruz. Açık açık bir provokasyona karşı da ne varsa elinden geleni en azından yapmasını istiyoruz devletin. Bakınız, bu cihatçı gruplar, bu radikal, bu terör grupları Türkiye'nin başına bela olacak. Bunlar, o nedenle biz bunların uzaklaştırılmasını istiyoruz. Bunlar, Hatay'ın nüfusu değişti. Hatay'da 500 bin tane Suriyeli var. Kilis değişti, Gaziantep değişti ve o bölgenin nüfusu değişti. Ve yarın oraya bir hava harekatı olduğu zaman eğer sınır doğru dürüst kontrol edilemezse ilk kaçıp gelecekleri yer bu kentler. Ve çok kritik bir aşamadayız. Benim şahsen, Sayın Bakan burada, iyi niyetli olduğundan zerre kadar şüphem yok. Ama bu konu, bu kadar yüksek perdeden çatışma, Amerika ile Avrupa Birliği ile ve başka gruplarla çatışma bize zarar verebilir. Bu vize krizini bir şekilde yatıştırmak gerekiyor. Kaldı ki daha büyük bir tehlikeyi söyleyeyim. Biz bunu tırmandırdıkça yarın Türkiye'nin El-Nusra'yı himaye ettiği yönündeki algıyı güçlendirirler. Bu da Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeler, terör örgütüne destek verdiği şeklinde algılanır. Takdir sizin, saygılar sunuyorum.